Evet arkadaşlar, şimdi topraklı priz, mutfak ya da banyoda kullandığımız topraklı prizin nasıl değiştirileceğinin en basit yöntemiyle size göstermeye çalışacağız. Evvela sağ ve sol köşede bulunan bu vidaları gevşetmekle başlıyoruz. Her iki taraftan da. Tabii bu arada sigortaları indirmeyi unutmayınız. Prizi gördüğünüz gibi buradan alıyoruz. Bu prizde 3 tane kablo bağlantısı vardır. Mutfak ya da banyodaki prizlerin tamamı topraklı prizdir. Evvela topraklı prizin toprak kablosunu karıştırmamak için bakmak lazımdır. Toprak kablosu budur. Yani prizin içinden gösterecek olursak şu sağ soldaki gördüğünüz şu demirler, bunlar toprak demirleridir. Toprak sirkülasyonu için. Burada da bellidir zaten. Toprak ucunu bu demirlerin vidasına bağlamışlardır. Diğer ikisi faz ve nötrdür. Her iki vidası da bellidir. Bunları geri takarken fazın şundan, ötürün bunda olması gerekmiyor. Ya herhangi birine, bu buna, bu da buna veya tam tersi, buradaki buna, bu buna olabilir. Yalnız önce evvela toprak kablosunun hangi renk olduğu, ki bazı tesisatlarda toprak kabloları değişir. Her tesisatta toprak sarıdır diye bir kaide yok. Ha, bu tesisata ne yapmış adam? Sarı kabloyu toprak yapmış. Evvela biz toprak kablosunu buradan çıkardık, ayırdık. Bunu karıştırmamak üzere. Diğer faz ve nötr kablolarını çıkarıyoruz şimdi. Bunları da çıkardık. Prizi ayırmış olduk arkadaşlar. Şimdi yeni prizimizi takacağız. Ancak prizlerin de bazı kapları ya da kapakları değişiklik gösterebilir. Mesela bu paketten bu iki şekilde, ayrı şekilde çıktı. Önce bunun içerisinde, ortasında bulunan bu vidayı sökmemiz gerekiyor. Çünkü diğer kapak, bu kapak bunun altına gelecek geriye montajını yaparken. Bunu unutmayınız. Bunu gördüğünüz gibi buradan ayırdık arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Diğerinde şu demirin olduğu arka yüzündeki vidaya bağlı olan toprak kablosunu yeni takacağımız prizde de 3 adet vida bulunmakta. Toprağa bağlayacağımız bu demirin arka yüzü burası. Bu demirin vidası hangisi? Ortadaki. Bu demek oluyor ki toprak kablosunu bu demirin bağlı olduğu vidayı gevşetiyoruz, ona takıyoruz. Diğer iki ucu da bu iki uca takıyoruz. Nötr ya da farz hangisinin olacağı fark etmiyor dedik. Şimdi toprağı ayırmıştık. Toprak buydu. Getiriyoruz önce. Toprağa toprak butonuna takıyoruz. Biraz inceltelim şunu. Evet arkadaşlar, toprağa toprak kanalına, yani şu göstermiş olduğum karşılıklı demir olan demirin bir tanesinin, toprak sirkülasyonu demirinin bir tanesine, yani orta vidaya kanalına bunu koyuyoruz. Tekrar ediyorum. Tesisatı sökmeden önce toprak nerede olduğunu, hangisi olduğunu, hangi renk kablonun toprağa bağlanmış olduğunu karıştırmamak lazım. Sökerken önce ona dikkat edeceksiniz. Şimdi toprağa bağladık. Diğer faz ve nötrü de her iki kanala takıyoruz.
Yine buradan vidasını sıkıyoruz arkadaşlar. Bu vidaların iyi sıkılması lazım. Kaplı uçlarının da iyice içine oturmuş olması lazım. Yoksa ark yapar. Tekrar diğerini de takıyoruz kanalına. Ve onu da iyice bir sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi açarken baktık sarı kablo topraktı. Toprağı getirdik. Her iki akım dönüş sirkülasyonunun saclarına karşılıklı olan şu iki sacın bir tanesinin ayağını toprağa bağladık. Ortada. Bazı prizlerde bu faz ve nötrün takılı olan iki vida sade bu baştadır. Bu toprak ucu ya ortaya ya da karşısındakine buradan takılan çeşitleri vardır. Yani sonuçta toprak ucunu bu demirlerden bir tanesinin üzerinde olan vida kanalına takacaksınız. Diğer iki tanesi faz ve nötr. Hangisi hangisine olacağının önemi yok. Her ikisi de olabilir. Bağlantılar bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi prizimizi yuvasına yerleştiriyoruz. Yuvaya yerleştirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yine iç kısımda en sağdaki sacın üzerinde bir vidası vardır. Bunun önce iyice boşluğunu alıyoruz. İçindeki gergi torklarının duvara geçmesini sağlamak için sonra diğer vidayı sıkıyoruz, boşluğunu alıyoruz. Düzenli bir şekilde boşluğunu aldıktan sonra bunu tekrar karşılıklı olarak iyice sıkıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunlar bazı priz markalarına göre değişiklik gösterir diye söylemiştim. Bu duruyor. Önce bu çerçevesini yazı aşağıya gelecek şekilde çerçevesini koyduktan sonra bunu ortasına yerleştiriyoruz. Şu iki sacın bunun içerisinde bulunan şu iki tane çatala geçmesini sağlayarak. Evet, bunu da böyle oturttuktan sonra gördüğünüz gibi ortada bu kapağın tek bir vidası vardır. Bu vidayı bunun üzerine sıkıyoruz. Bunu çok fazla aşırı sıkmayınız, patlayabilir. Sonuçta plastik. Evet arkadaşlar. Topraklı prizimizi bu şekilde değiştirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Prizler takıldıktan, takım işlemi bittikten sonra sigortalarınızı kaldırıyorsunuz. Kontrol kalemiyle kontrol etmenizde fayda vardır. Önce deliğin bir tanesine sokuyorsunuz. Bu işlemi zaten genelde biliyorsunuzdur. Kontrol kaleminin arkasına parmağınızı dokundurduğunuzda içinde ışık yanacaktır. Bir diğer deliğe soktuğunuzda bunda elektrik olmayacaktır. Her iki delikte de elektrik olmaz, bir tanesinde olmalı. Kontrolümüzü de bu şekilde sağlamaktayız. Lütfen kanalımızdan fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız abone olmayı unutmayınız. Nebula Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoşça kalınız.